Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerini iyi ve kötü diye ayıran ülkeleri net sözlerle uyardı. Terör karşısında ilkesel bir duruş sergilenmemesi halinde bu ateş önünde, eninde, sonunda tüm dünyaya sıçrar. Bugün kendi sınırları içinde güven ve refah içinde olduğunu sanan ülkeler, yarın terör ateşi iliklerine kadar hissetmekten kurtulamayacaklardır. Bunu da bilmeleri gerekir. Terörü bahane ederek Suriye üzerinde oynadıkları oyunlarla kazanımlar elde ettiklerini sananlar kısa sürede yanlış yolda olduklarını göreceklerdir. Bizim bu konuyla ilgili ifade ettiğimiz hususlar diplomatik bir manevra veya siyasi bir söylem olarak görülmemelidir. Biz gerçeğin ta kendisini söylüyoruz, hatta aykırıyoruz. Buradan bir kez daha tekrarlıyorum. Suriye ateşine odun taşıyan herkes çok yakında kendini aynı ateşin içinde bulmaktan kurtulamayacaktır. Bu samimiyetle ifade edilmiş dostça bir ikazdır. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İş Konseyi Başkanları ve Büyükelçiler toplantısında konuşan Erdoğan, yatırımların ve reformların devam edeceğini de kaydetti. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde bir diğer önceliğimiz de 2023 hedeflerimizdir. Ekonomik, sosyal, kültürel her alanda bu hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Bunun için halen devam eden büyük yatırımlarımızı süratle tamamlayacağız. Demokraside, özgürlüklerde, insan haklarında, hukukta Türkiye dünyada örnek gösterilen bir ülke olacaktır. Önümüzdeki 4 yılı bu bakımdan en verimli şekilde kullanmak durumundayız.